Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Atakan Özdoğan. Bugün sizlerle birlikte Amazon'da satışa başlamak için hangi ülke en uygun bunun hakkında konuşacağız. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Amazon birden fazla ülkede var. Amerika'da var, Kanada'da, Meksika, Singapur, Avustralya, İngiltere, Avrupa'nın tüm ülkeleri yani Amazon arkadaşlar yaklaşık 20-25 tane ülkede var. Peki en uygun ülke hangisi bizim için? Hangi iş modeli, hangi ülkede yapılır? Hangi ülkelerden uzak durmamız gerekiyor? Bunların hepsinden sizlere başlayacağım. Şimdi ilk önce başlanmaması gereken ülkelerden başlayacağım. Birincisi Singapur. Singapur'dan uzak duralım. Neden uzak duralım? Hiçbir analiz programı çalışmıyor. Ara depolar Singapur'da çok pahalı çünkü Singapur zaten kendi başına çok pahalı bir ülke. O yüzden Singapur'u bence kesinlikle elemeniz gerekiyor. Çünkü daha orada analiz programları bile çalışmıyor. Önümüzü göremiyoruz. Singapur eledik. Bunun dışında arkadaşlar Japonya'yı eleyebiliriz. Japonya'da gümrük süreçleri çok sıkıntılı. Bu yüzden de Japonya'yı sizlere hiç önermiyorum. Bunun haricinde Avustralya pazar yeri ne olabilir? Avustralya pazar yerinde private label yapabilirsiniz. Ama orada da sıkıntılar ne? Birincisi işte orada şirket açmak meşakkatli bir iş. Hani işi büyüttünüz diyelim. Orada bir şirket açmanız gerekecek. Hani Avustralya'da şirket açma işleri birazcık arkadaşlar karmaşık olan işler. Ve onun dışında yine Avustralya'da da depo ücretleri yani arı depo ücretleri birazcık pahalı. Hani Avustralya yine fena olmayan bir ülke. Yapacaksanız bence orada private label yapabilirsiniz. Hem Çin'e de yakın. Çin'de bir ürün ürettirip Avustralya'da satma fikri bence iyi bir fikir. Bunun haricinde Meksika var. Meksika'da da satış yapmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü yeni gelen yürürlükle birlikte ya Meksika'da bir şirket açmanız gerekiyor ya da şirketinize orada bir vergi numarası almanız gerekiyor. Bu da yaklaşık 3000 dolarları bulan maliyetten bahsediyoruz. Meksika çok böyle sıkıntılı bir ülke arkadaşlar. Şimdi gelelim Avrupa ülkelerine. Bunların başında Almanya ve İngiltere geliyor. Diğer ülkeler arkadaşlar İtalya'dır, Fransa'dır. Bence buraları es geçin. Hangi iş modelini yapacaksanız yapın. Çünkü birincisi buralarda arkadaşlar satış yapabilmek için daha doğrusu depolama yani Amazon depolarını kullanarak satış yapabilmeniz için her ülkede VAT almanız gerekiyor. Hangi ülkede depolama yapacaksanız depolarını kullanacaksınız. O yüzden oralarda VAT almanız gerekiyor. Mesela Amazon Amerika'ya ürün gönderirken VAT diye bir şey yok. Bir kayıt yaptırmanıza gerek yok işte devlette vesaire. Bir numara almanıza gerek yok. Fakat Avrupa'da öyle değil. Avrupa'da işte Fransa'da FBA yapmak istiyorsan Fransa'da VAT alacaksın. İtalya'da FBA yapmak istiyorsan İtalya'da VAT alacaksın falan. O yüzden hani Avrupa'da zaten önde gelen iki tane ülke var satış hacmini olan. Birisi İngiltere, birisi Almanya. Bu iki ülkede de VAT numarası almak zorundasınız. Eğer ki Amazon depolarına ürün gönderim yapacaksanız aynı zamanda e-ürün numarası almak zorundasınız. Şimdi o yüzden hani bu iki ülke üzerinde değerlendirme yapacağım. Şimdi İngiltere'de yeni gelen güncellemeyle birlikte eğer ki İngiltere'deki şirketinizde bir direktör göstermezseniz artık Amazon sizden ekstra olarak pazar yeri FBA kesintisi haricinde bir de VAT kesintisi yapıyor. Bu da %20'lik bir kesinti. Komisyonlar düştükten sonraki kalan fiyat üzerinden değil. Hem işte komisyonu satış fiyatı üzerinden hesaplıyor. FBA fee'sini ona göre hesaplıyor. Bir de KDV'yi de yine satış fiyatının üzerinden hesaplıyor. Yani bayağı bir son dönemde damga vuran bir güncelleme oldu. İngiltere'de yaşayan bir adam VAT kesintisi ödemiyor. O da sizden bir adım önde başlamış oluyor. Bunu Türkler yakın zamanda çözdü. İşte direktör gösteriyorlar vesaire ama o konuda bir yani arkadaşlar bir soru işareti çünkü baktığınız zaman işte direktör orada tüm işte sizin adınıza banka hesabı açabiliyor şirketinizin adına vesaire tüm hakları vermiş oluyorsunuz. Hani o da ne kadar güvenilir bir yöntem tartışılır. İngiltere'de son dönemlerde VAT konusu gündeme geldiği için ve hani çözümü de bana göre çok sağlıklı olmadığı için bence İngiltere pazar yerinden de İngiltere'de yaşamıyorsanız veya İngiltere'de bir tanıdığınız yoksa bence İngiltere pazar yerinden uzak durmanız gerekiyor. Ama eğer İngiltere'de pazar yerinde tanıdığınız varsa oralarda private label veya wholesale iş modeline yapabilirsiniz. İki iş modeli de güzel bir yer. Onun dışında Almanya pazar yerinde VAT konusu herkes için geçerli. Yani hangi şirket türünüz olursa olsun her türlü zaten VAT kesiliyor. Orada direktör atamasıyla VAT konusu çözülmüyor. Almanya pazar yerini ben seviyorum. Almanya pazar yerinde private label ben yapardım. Wholesale da yapabilirsiniz. Ama private label'ı ben özellikle yapardım. Çünkü Türkiye ile Almanya çok yakın. Eğer Türkiye'de bir ürün üretirip Almanya'da satabilirsiniz private label anlamında. Birçok satıcıya göre avantajlı konuma gelirsiniz. Çünkü örnek veriyorum Çin'deki bir satıcı
Ürünü işte 40 günde Almanya'ya gönderiyor. 40-45 günde gemiye bindiriyor. Gemiden kamyona, kamyondan trene falan bindiriyor böyle. Ama siz buradan 5 günde hem uçak kadar hızlı hem de gemi kadar ucuz bir yöntemle buradan Almanya depolarına ürün gönderebiliyorsunuz. Bu da güzel bir avantaj. Hem temin süresi anlamında çok iyi bir temin süresi var, hem de fiyat anlamında çok iyi bir fiyatlandırma olduğunu söyleyebilirim. Emin olun Çin'deki adam daha fazla para ödüyordur hem gemiyle göndermesine rağmen ve o kadar beklemesine rağmen. Bu yüzden Private Label'da güzel bir avantaj yakalamış olur. Çünkü lojistik süresi ve lojistik maliyeti sizin temel masraflarınızı oluşturmakta ve hani nakit akışınızı temel etkili unsurlardan bir tanesi olduğunu unutmamak gerekiyor. Onun dışında neden Almanya pazar yeri güzel? Burada arkadaşlar fiyatları daha yüksek fiyata satabiliyorsunuz ve böyle prosedürsel işler olduğu için işte VAT numarası, EOL numarası alınması gibi işler olduğu için burada da birçok insan başlamaya çekiniyor. İşte daha kolay direkt kayıt olup satış yapabileceği yerlere yöneldiği için Almanya'da rekabetin daha düşük olduğunu söyleyebilirim. O yüzden Almanya benim Private Label'da favori pazar yerim olduğunu söyleyebilirim. Hele bir de üstüne bu ürünü Türkiye'den ürettiriyorsanız gerçekten tadına yenmez arkadaşlar. Şimdi bunun haricinde gelelim ticaretin asıl döndüğü yere, Amazon Amerika piyasasına arkadaşlar. Nasıl bir ülke? Burada hangi iş modeli yapılır? Private Label yapmak burada yürek ister. Hele ki daha yeni başlıyorsanız bayağı bir yürek ister ve cahil cesareti ister. Çünkü arkadaşlar Private Label'ı Amazon Amerika'da çok ciddi bir rekabet var. Orada fabrikalarla yarışıyorsunuz, üreticilerle yarışıyorsunuz ve aynı zamanda çok manyak paraların döndüğü, yani 15 bin 20 bin doların para olmadığı bir yer Amazon Amerika piyasası. Ben Amazon Amerika'da satış yapıyor olsaydım şu an Private Label'la başlamazdım. Wholesale'da markaların etkili satıcısı olarak başlardım. Çünkü Amerika'da marka sayısı çok fazla, hazır liste sayısı çok fazla. Hazır listeye girdiğiniz zaman zaten listenin belli bir trafiği var. Reklam harcamıyorsunuz. Ürünü markadan tedarik ediyorsunuz. Satmak için markadan yetki alıyorsunuz. Hani bu yüzden ben Amazon Amerika tarafında wholesale'ı tercih ederdim. Birleşik Arap Emirlikleri var. Çok şeyler dönüyor. Şirket kurulumu orada 6.000 dolar, 10.000 dolara falan oluyor. İlerleyen dönemlerde kurmak gerekirse vesaire diye. Arap Emirlikleri'ni de ben çok önermiyorum. Zaten birçok insan orada dropshipping vesaire yapıyor. Zaten Avrupa ülkelerinin diğer yerleri de zaten tırt, hiçbir şey yok. Oralarda zaten VAT almaya değmez. Onun dışında Kanada pazar yeri var. Kanada pazar yeri de Amerika'ya göre tabii ki de pazar hacmi daha düşük ama orada da rekabet az. Ama Kanada'da da şirket kurma işlemleri vesaire Amerika kadar kolay değil. Kanada'da satış yapar mıydım bilmiyorum, soru işareti. Kanada'da yaşıyor olsam belki yapardım ama Kanada'da yaşamıyorsam veya Kanada'da bir tanıdığım yoksa çok fazla yapmazdım. Hem ara depo bulması zor, hem işte şirket kurulum süreçleri Amerika'da kadar kolay değil. Ben Kanada pazar yerinde çok fazla tercih etmezdim ki zaten çok da uzak bir ülke. Çok öyle konumsal bir avantajı da yok. Avustralya tarafında Private Label, Almanya tarafında Private Label, İngiltere'ye girmezdim, Singapur'a girmezdim, diğer Avrupa ülkelerinden uzak dururdum, Arap Emirlikleri'ne girmezdim. Bunlar benim şu anki aklım olsaydı yapacağım işler ve bana göre bu pazar yerlerinde bu stratejiyle ilerlenmesi gerekiyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizlerin yorumları ne? Onları da yine yorumlar kısmına bekliyorum. Aklınıza takılan sorular varsa onları da yine yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.